Dağdelenden boşanıyorsun, hamilesin. Değil mi? Dağdelenle boşanmadan önce bu dağdelen bana patronuna para almış. Kaynanamla kayınbabam da bunlar kaynanamın bacısı güle gittiler. O gün akşam da tektim ben evde. Çocuğu Mustafa'yı da götürdüler yanlarında. Baktım ikisi de içkili geldi. Kimle kim? O patronuyla benim işte evlendiğim kişi. Mustafa Dağdelen yanında kimi getirdi? Mustafa Dağdelen değil. Akif Dağdelen. Akif Dağdelen kimi getirdi? Patronunu getirdi. Adı ne? Akif Çakmak. Hı. Bunlar bu işte benim elimi ayağımı bağladılar bunlar. Eve başka bir erkek getirdi ve o erkekle zorla yani seni para karşılığında o kişiye sattı diyeyim. Ay çok artık burası biplenir Burcu. Yani zorla o kişiyle bunu ayarlayan senin resmi nikahlı eşin. Evet. Eve evet. Akif Çakmağı getirdi. Evet, ondan sonra bunlar ben de gece saat bunlar çıktılar gittiler, ben de gece saat 12'de çıktım dışarıya. Dedim bundan bana hayır gelmez, daha beni belki de satacak dedim, çıktım yani. Çıktım annemin yanına geldim. Ondan sonra da aradık böyle böyle dedik, oldu çocuk, böyle böyle çocuk oldu senden diye. Dedi ki benim Fidan çocuğumu abla, ver dedi. O gece eşin eve başka birini getiriyor. Sen elini kolunu bağlıyorlar. Onlar evden gittikten sonra sen evden çıkıyor musun? Evet. Çıktın. Adana'ya evet. mı gittin? Evet, Adana'ya gittim. Cebimde 5 kuruş para yok. Bir incecik yüzük vardı, onu da otobüsçüye verdim, o getirdi beni. Şikayetçi olmadınız mı annenize anlatınca bunları? Şikayetçi oldum. Hiçbir şey çıkmadı yani. Var mı şikayetiniz? Önceden de yani şey yapmıştık yani. Şimdi şu anda... Yok. Annenlere anlattın mı? Anneme mi? Annem zaten biliyordu her şeyi biliyordu annem. Hayatım nereden bilsin? Sen gecenin bir vakti evden çıkıyorsun, bir çocuğu bırakıyorsun, annenin evine geliyorsun, benim başıma annem, bu geldi. Annemin evine geldiğimde biliyordu annem geldiğimi. Geldiğimi biliyordu. Niye geldiğini sordu mu? Niye geldin? Sen niye kocanın yanında değilsin, niye orayı bıraktın demedi mi? Annem de tek başına yaşıyordu o zaman. Ayrı ev tutmuştu, tek başına yaşıyordu. Babam, rahmetlik babamla, babam öldükten sonra... Fidan ablacığım, ben olayı şöyle canlandırıyorum. Senin başına kötü bir şey geldi, kocan seni mağdur etti. Değil evet, mi? Evet. Eve Fevzi Çakmak diye birini getirdi. Ama ne Fevzi Çakmağı ya, Akif Çakmak. Ay kafam gitti. Baba, biyolojik baba, Akif Çakmak. Şimdi hepsi Akif Dağdelen, Akif Çakmak. Gülmeyin Hülya'm, niye öyle alttan kafanızı eğip gülüyorsunuz? Hayır, Fidan ablanın anlattıklarını kafamda bir... Yani şöyle, şimdi kafamda bak olayı hani o anda yaşıyorum. Şimdi bir kadın olarak düşünsenize, kocanız sizi mağdur ediyor, eve birini getiriyor. Size zorla bazı şeyler yaptırılıyor. Siz o evden yani ne varsa üstünüze kılık kıyafetle çıkıyorsunuz. İlk ya jandarmaya gidersin ya karakola gidersin. Yüzüğünü satıyor, otobüs bileti alıyor, Adana'ya gidiyor. Annen seni bir anda karşısında gördüğünde şu soruyu sorar. Senin burada ne işin var? Senin bir çocuğun da var. O evet. Çocuğu ne yaptın? Kocanın yanında niye değilsin diye sormuştur. Sadece bana niye geldin dedi. Ben de dedim ayrılacağım dedim. İstemiyorum dedim. Ama hamile olduğumu bilmiyordum. Bir hafta sonra, 15 gün sonra öğrendim zaten. Kim açtı boşanma davasını? Siz mi açtınız, eşiniz mi açtı? O taraf açtı. Ben niye hiç görmedim. Görüşmek istemedim. Ama, sonra? Hiç görüşmek istemedim. Bu geldi yanıma. Tamam, boşanma davası açtınız, boşandınız. Velayeti kime verildi çocuğunuzun? Benim durumum iyi olmadığı için babaya verildi yani. Baba istedi, velayeti aldı. Evet. Görüşüyor musun o çocuğunla? Ben gittim, bana göstermediler. Ondan sonra polislerle gittim, gösterdiler. Ondan sonra polislerin orada bekledik, şey yaptık. Ertesi gün gelecek kıyafet falan alacaktım. Onun da gelmedi. Ondan sonra... Tekrar o çocuğu kaç yıldır görmüyorsun? 16 yaşında gittiydim görmeye. 16 yaşında. Bıraktığında kaç yaşındaydı? 4-5 yaşlarındaydı. 5 yaşındaydı. 16 yaşında bir kere gördün. 16 yaşından sonra şimdi gördün mü? Görmedim.
görmedin. Çocuk kaç yaşında? Yani aslında Yiğitcan'ın kaderini abisi de yaşadı. Sen ilk evliliğinden olan çocuğunu da görmedin, Yiğitcan'ı da bıraktın gitti. 25 yaşında şu an oğlunuz. 25 yaşında yaklaşık yani 20 yıldan beri de görmüyor. 20 yılın sadece bir kere görmüşler. İki çocuğunu da terk etti. Bu çocuğun babası Akif Çakmak. Nerede yaşıyor? Adapazarı'nda. Evet. Aynı mahallede oturuyorlar zaten. Bu çocuk doğduktan sonra Akif Çakmak'ın karşısına çıktın mı? Evet, verdim çocuğu. Dedim al dedim. Tamam dedi, benim çocuğum ver dedi. Ondan sonra telefon açtı. Ben çocuğu dedi evlatlık veriyorum dedi. Bunu Yiğitcan'ı. Ben de dedim ki benim çocuğumu getir dedim. Ben evlatlık vermeyeceğim dedim. Kaç yaşında verdin Akif'e, götürdün çocuğu? İki aylık mıydı öyle bir şey? Akif evli mi? Evli. Hı-hı. Karısı biliyor mu? Biliyor, her şeyi biliyor. Karısı da biliyor. Yani o gece seni mağdur ettiğini karısı biliyor. Çocuk sizin Akif'le bir gönül ilişkiniz mi vardı? Hayır. Orada çocuk olduğunu biliyor. Karısının o olaylar olduğunu bildiğini bilmiyorum. Çocuk olduğunu biliyor yani karısı. Sen bir anda bebekle Akif Çakmak'ın evine gittin. Bu çocuk senin dedin. Telefon açtım ben, gitmedim. Kendisi geldi götürdü buradan. Adana'dan aldı. Evet. Kaç gün yanında kaldı? Bir hafta falan kaldı. Ondan sonra telefon açtı. Ben DNA testi yaptırdım diyor. Benden değil çocuk diyor. Ondan sonra çocuğu yuvaya vereceğim, evlatlık vereceğim dedi. Ben dedim ki çocuğumu getir dedim. Belki nikahlı Akif daha delendenmiş. Şimdi başka bir ekip arkadaşlarımdan biri de diyor ki, belki de diyor resmi nikahlı eşinin çocuğu diyor. Hayır, hayır. Niye olmasın ablacığım? Şimdi Fidan Hanım, bakın siz Esra Hanım soy isminde şaşırdı. Ben de sürekli çocuğun doğum Akif tarihiyle Çakmak bu... Değil mi ya? 1-1-1999 yani Ocak ayı 1999 senesinde doğmuş. Doğunca hemen kimliğini çıkarttınız mı? Hayır, çıkarmadım. Ne zaman çıktı kimlik? Vardı 6 yaşlarında mı? 5 yaşlarında mı? O zaman olamaz. Bak siz ya hatırlamıyorsunuz ya da bilinçli bir şekilde gerçeği söylemiyorsunuz. Gerçek gerçek. Ben biliyorum yani. Ha. Ben bilmeyeceğim. Bakın eğer gerçekse... Boşandıktan 3 ay sonra çocuk dünyaya geliyor. 2,5 ay sonra. Ha, 2,5 ay sonra çocuk dünyaya geliyor. Yani onun öncesinde, sen 6 ay öncesinde hamile kalman lazım. Zaten... Yani o gece mağduriyetten dünyaya gelen bir çocuk mu? Yoksa... O gece zaten. O gece o şey olduğunda. Yani onu bilemezsiniz, onun tespitini yapamazsınız. Zaten bakın şu var... Boşandıktan sonra 300 gün yani 10 ay geçtikten sonra o 10 ayın içinde doğan çocuğun babası Akif. Boşandığınız eşinizdir. Bu çocuğun nüfusunu karıştırmışsınız. Yani bunu kanunda nasıl bu karışıklığa nüfus idaresi vermiş onu da anlam veremiyorum. Çünkü 2,5 ay sonra boşanma gerçekleşmiş. Siz 10. ay 98'de boşanmışsınız. 2,5 ay sonra da dünyaya Yiğitcan gelmiş. O zaman bu çocuğun babası Akif'se... Yani Akif Çakmak'sa ve sana o zaman ben DNA testi yaptırdım, bu çocuk benim değil diyorsa lütfen söz hakkını çekip cevap hakkını da kullansın. Eski boşandığı eşi Akif Dağdelen de olabilir, başka biri de olabilir. Bilmiyoruz ama Yiğitcan babasının kim olduğunu öğrenmek istiyor. Bunu da araştıracağız, bulacağız. Bu çocuk da gerçeklerini öğrensin. Yarın devam ediyoruz bu konuya. Tamam. Dağdelen ailesine de seslenmek istiyorum. Bakın burada bir eğer gerçekten de sizinle bir soy bağı da olabilir bu çocuğun. Kanunen bu mümkün. Çünkü 2,5 ay sonra dünyaya gelmiş. Ama bu çocuk 3 yaşında başka bir erkek tarafından arasında soy bağı kurulmuş, tanıma yapılarak. Babahanesi boş. Resimlerimi getirmiştim. Gösterin. Ben ufak doğar tamam, doğmaz. Tamam, bütün fotoğrafları da alalım senden. Onların hepsini de yayınlayalım. Kaç yaşına kadar oğlunun yanında olduğunu ispatlayacak. Zaten... Bugün siz vakit geçirin, oldu mu? Tamam. Hadi buyurun. Hadi Yiğitcan. Tut elinden. Köklerinizle ilgili büyük şüphe duyuyorsunuz. Yiğitcan'ın hikayesi aynen böyle ama inşallah biyolojik babanın kim olduğu ortaya çıkacak. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.